İyi akşamlar değerli izleyenler. Asi TV'nin Ekran Klasiği Markaç programıyla sizlerle birlikteyiz. Programın gerçek sahibi Süha Gürsoy, Bursaspor'un Afyon kampında olduğu için Markaç'ın yaz dönemi boyunca ben Sam Esincirolları ve spor servisinden değerli arkadaşım İrem Özyılmaz'la birlikte her hafta Markaç yorumcularından bir tanesini programımıza konuk ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Levent Batur'la güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bu hafta da bir diğer değerli Markaç konuğu Çetin Sabırlı bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Hoş bulduk değerli kardeşlerim. Hayırlı olsun bu arada yeni dönemimiz. Tabii ki sezon başına kadar. Ama siz sezon başlasa bile arkada bütün her şeyi hazırlayan ve onca cefayı çekip bizlerin önüne birçok haberi getiren arkadaşlarımızsınız. Böyle ekran yüzüne de çıkmanız bizim için ayrı bir sevindirici olay. İnşallah başarılarınızın devamını dileyerek önümüzdeki günlerde de hep beraber olmak dileğiyle diyelim şimdilik. Bugün de gündemimiz yoğun İrem. Programımızda şu an konuşacak. Yoğun. Bursaspor'un Afyon kampı devam ediyor. 8. gün geride kaldı. Aynı zamanda transfer çalışmaları da devam ediyor Bursaspor'un. Ve aynı zamanda bugün 2018-2019 sezonu fikstürü de çekildi. Bursaspor'un bir sezon boyunca çıkacağı maçların programı da belli oldu. Bunların hepsini tabii sizin değerli yorumlarınızla sevgili izleyenlerimizle buluşturacağız. Afyon kampına da bağlantımız olacak. Bursaspor'da yaşanan son gelişmeleri de Süha Gürsoy ve Tolga Öztaş'tan da öğreneceğiz. Aynı zamanda izleyenlerimize de bir hatırlatma yapalım. Hem Bursa Hakimiyet gazetesinden hem bursahakimiyet.com.tr adresinden hem de Asi TV ekranlarından Bursaspor'un Afyon kampına dair yaşanan son gelişmeleri takip edebilirler. Şimdi detaylarını da konuşacağız. Herhalde bağlantımız hazır değil. Birazdan Afyon'a bağlanacağız. Başlayalım biz yorumlamaya. Samet sen başla istersen. Senin de söylediğin gibi Süha Gürsoy ve Tolga Öztaş hazır olduğu zaman onlara bağlanacağız. Onlara bağlanana kadar biz şu anda dışarıdan gözüken Afyon kampının 8. gününde Çetin Sabırlı'nın değerli yorumlarını dinleyelim. Şimdi tabii ki futbol sektörünün klasiğidir sezon başları. Tabii ki Bursaspor'un da bu dönemde kongre ile birlikte mevcut başkanın tekrar güven tazeleyerek göreve devam etmesiyle birlikte normal sürecinde işleyen öncelikle yeni bir hocayla anlaşıldı, Samet hocayla. Ardından transfer çalışmaları başladı. Şimdi bu arada neler oldu derseniz yönetimsel olarak ayrı bir değerlendireceğim ben ama sportif anlamda baktığımızda her şey normal gidiyor. Sadece bir mali kaynaktan dolayı bir yurt dışı kampının iptali. Ama kamuoyunun genel takdiri ki yerli yani ülkemiz içerisinde bir bölgede kamp yapıyor olması camianın içerisinde olumlu karşılandı. Baktığımız zaman her gün aşağı yukarı sevgili Süha'yı ve oradan Tolga'nın paylaşımlarını gördükçe de gayet iyi gittiğini görüyoruz. Temennimiz aslında taraftarın beklediği transferlerin bir an önce bitip takıma katılması ve ardından en azından sahaya indikten sonra öncelikle hazırlık maçları ardından işte TSYD turnuvasına katılacak takımı daha iyi görme fırsatı. Çünkü yaz sezonu gelince her şey normal düzeyinde ilerlerken seyirci taraftar futbolu özlüyor. Evet. Özlediği için de tabii bu beklentilerin bir an önce gerçekleşmesini istiyor ama yıllar öncesine de baktığınız zaman Bursaspor genel anlamda transfer dönemlerini böyle hep son zamana sıkıştıran ve böyle büyük beklentiler içerisinde olan bir grup ve taraftara sahibiz. Şu anda o da normal seyrinde gidiyor. Henüz daha transferlerin tamamı bitmemiş olmakla birlikte bildiğimiz kadarıyla görüşülenler, talip olduğumuz futbolcular var. Gelenler var. Onlar her şey seyrinde yürüyor. Şu anda kötü giden bir şey yok. Başkanın açıklamalarını isterseniz oradan da biraz da yönetim tarafına girelim. Nasıl isterseniz. Tabii sportif tarafı normal seyrinde giderken maalesef yönetim tarafında çok iyi şeyleri söylemek mümkün olmuyor. Tabii ki Bursaspor'un kongreleri her zaman unutulmaz olur. Yine bir unutulmaz kongreyi geride bıraktık. Gerçekten yaşanan iki kötü sezonun ardından yine mevcut başkanla devam etmek konusunda bir karar çıktı orada. Birçok şeyin değişeceğini insanlar oy veren de vermeyen de bekliyordu ama görünen o ki geldiğimiz bugün de fazla bir şeyin değiştiğini maalesef göremiyoruz. Başkanın açıklamaları
gerçekten insanı üzüyor. Herkes büyük bir bölümü birçok gerçeği bilmesine rağmen buralarda bir iyileştirmeler görmek istiyordu. Ama baktığınız zaman en önemli konu maddi zorlukların yine devam ettiğini ve kaynak bulmakta henüz bir şey bulunamadığı, bir çare bulunamadığı gözüküyor. Yani her geçen gün beklenti arttıkça yönetim tarafının biraz daha hem sıkıntıları artıyor hem de bu konuda nasıl davranılacağı ile ilgili bir çözüm arayışı içerisinde olduklarını ama maalesef eğer bizim gördüğümüz, bizim yaşadıklarımız, geçmişteki olaylar aynısı tezahür edeceğini gördüğümüz için de çok fazla umut besleyemiyoruz. Allah Bursaspor'un sonunu ayretsin demek düşüyor bizlere de. Ama destek konusunda özellikle işte satışa çıkan biletlerin, kombinelerin ardından işte şeylerin, formaların belirlenecek herhalde. Orada bir gecikme olmuş bildiğimiz kadarıyla. Ardından loca satışları ama maalesef Bursaspor'un beklentilerini bu tip gelirler karşılamayacak. Evet. Bunun için başkan ve yönetimin çok acil bir yol izlemesi, yol bulması gerekiyor. Merakla bekliyoruz ama benim kişisel kanaatim başkanın bir hayli daha sıkışacağı aşikar. Başkan Ali Ay geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştı. Kendisi 16,5 milyon euro verdiğini artık kendisinin de maddi anlamda bir destekte bulunamayacağını söylemişti. Ve kent dinamiklerinden de destek bekledi Bursaspor'a. Hatta geçtiğimiz hafta hem Yıldırım Belediyesi'ne hem Osman Gazi Belediyesi'ne ziyaretlerde bulundu. Aslında kent dinamiklerini Bursaspor'a yardıma çağırıyor aslında Başkan Ali Ay. Vallahi şimdi bunlar tabii her dönem klasikleşen ziyaretler. Aslında baktığınız zaman yerel yönetimlerin başta olmak üzere yine Sayın Valimizin önemli destekleri oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın zaman zaman konuya müdahil olduğunu görüyoruz ama şimdi onların kendi bölgesinde kendi iş alanları ve kendi sorumluluk alanları ve yasa ile belirlenmiş bir şeyleri var. Yani iş, yol izleyişleri var. Şimdi kalkıp da teslim etme noktasına gelirsek bu bir aciziyet olur. Yani mümkün olduğu kadar destek vermeye çalışıyorlar ama siz de tamamen oraya teslim olursanız onların asli işlerini engellersiniz. Bu anlamda mutlaka toplantılar da yapılıyor. İşte bu toplantıların sonuçlarında izlenecek yollar belirleniyor ama yani Bursaspor çok farklı bir yol izlemesi gerekiyor. Çünkü hakikaten tünelin sonunda bir ışık görünmüyor şu anda. İnşallah sonu hayır olur diyeceğiz. Yapacak bir şey yok ama haftalarca biz diğer konuklarla birlikte markaj programlarında bu konuları dile getiriyoruz. Biraz şeyin değişmesi lazım. Düşünce yapısının ve ileriye dönük projelerin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda hızlı hareket etmek gerekiyor. Bu konuda da yani mevcut başkanın bunu çok fazla becerebileceğiyle ilgili benim kişisel kanaatim çok fazla yok. Yani Alay'ın bir konuda odaklanıp o konuyu çözmek için sarf ettiği çaba yani bugün şampiyonluk yaşamış ve Türkiye'ye futbol adına damga vurmuş Bursaspor'un çok daha farklı alanlarda işleyişleri var. Onların hepsi bir kenara itiliyor ve bu nedenle de hep parça parça yol ilerlemek gerekiyor. Ama zaman çok dar, sınırlı. Bu konuda da biz geçmişte bütün zamanları ve bütün imkanları kullanmış bir camiayız artık. Bağlantımız hazırmış Afyon'da. Hah, İsterseniz merak ediyorum, merak ediyorum. Her gün takip ediyorum Şahide. Sönmez Medya Spor Müdürü Süha Gürsoy ve Tolga Öztaş'tan Afyon kampının 8. günündeki son gelişmeleri alalım. Evet Tolga, seni dinliyoruz. Herkese mutlu akşamlar. Öncelikle ben Bursa'da Markaç programında bulunan Samet Zinciroğulları, İrem Özyılmaz ve Çetin Sabırlı'ya iyi yayınlar diliyorum. Onlar Markaç'da programdalar. Biz de buradan Sönmez Medya Spor Müdürü Sayın Süha Gürsoy'la Afyon'daki gelişmeleri aktaracağız. Bursaspor'un Afyon'daki yeni sezon öncesi hazırlık kampının 8. günü geride kaldı. Yeşil Beyazlar günü çift antrenmanlarını tamamladı.
Transfer konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Fikstür çekildi. İlk haftadaki rakibimiz Fenerbahçe oldu. Deplasmanda karşılaşacağız. Bütün bu haberlerin detaylarını almak üzere ben hemen yanımda bulunan Sönmez Bendespor Bülü Sayın Süha Gürsel'e dönüyorum. Öncelikle hem sana merhaba diyeyim hem de Bursa'daki sevgili Çetin'e, sevgili İrem'e ve sevgili Samet'e buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Hem de sevgili izleyenlerimize. Kampta senle beraber takip ediyoruz. 8. günü bitirdik. Bugün itibariyle 8. gün bitti. Sadece bir gün izin verildi ama o izin gününde de takımın 3 yeni ismi kim bunlar? Çiçi, Aytaç Kara ve diğer oyuncu Stepana Bacı. Stepana Bacı. Bu 3 futbolcu pazar günü de çalıştılar. Teknik direktör Samet Aybaba onlara dedi ki arkadaşlar siz biraz geç geldiniz kusura bakmayın siz devam edeceksiniz çalışmaya. Onlar çift antrenman yaptılar. Şimdi Samet Aybaba ile birebir artık bir temas kurduk. Nasıl bir temas kurduk? Samet Aybaba değişik bir teknik direktör. Süper Lig'in en tecrübeli teknik adamlarından biri. En çok maça çıkan teknik direktörlerinden biri. Yani top class olarak adlandırdığın o Süper Lig kategorisinde en üst noktaya yazdığın isimlerden biri. O da açıkçası şuna güveniyor. Genç bir kadromuz var. Eksiklerimiz çok fazla ama bunların hepsini hallederiz diyor. Altına da bir not düşüyor. Üstü kapalı bir şekilde. Ben tecrübeme güveniyorum diyor. Ben bu işi geçen sezon Sivas'ta yaptım o kısıtlı kadroyla. O zor şartlarda. Bursaspor'da o seyirciyi arkama aldıktan sonra ben bu işin üstesinden rahatlıkla gelirim diyor. Bir haftalık bir çalışma programını değerlendirecek olursak Samet Aybaba gayet güzel bir şekilde takımını hazırlıyor. Tıpkı Paul Logan gibi ilk başlarda hiç karışmadı. Yardımcı antrenör, kondisyoner diyebiliriz. Selçuk Hoca ağırlıklı olarak onun rüzgarı esti. Hatta bir antrenman, geçen hafta komando antrenmanı şeklinde, yani komando tatbikatı gibiydi. Yani ben anlamadım, kamyon lastikleri var falan. Enteresan, oyuncular şöyle bir baktı. Sonra da Samet Hoca dedi ki, ya arkadaşlar korkmayın dedi, bir şey olmaz dedi. Rahat rahat, yavaş yavaş yaparız. Samet Aybaba mesela Çağatay'a başlık dağıttık, baba şefkati şeklinde. Mesela Çağatay Yılmaz'a bir baba gibi yaklaşıyor. Diğer genç oyunculara birer baba gibi yaklaşıyor. Samet Aybaba şu anda tamamen tecrübesini konuşuyor. Son 3-4 antrenmandır dikkatimizi çeken husus şu. Kesinlikle ve kesinlikle taktik ağırlıklı antrenmanlara döndü iş. Taktik ağırlıklı antrenmanların olduğu zaman bizi çıkartıyor ama ilk başta 1-2 dakika izlememize izin veriyor Samet Aybaba. Buradan izleyenlerimize de aktaralım sevgili seyirciler. Bursaspor'un antrenmanlarını kampta 20 dakika izleyebiliyoruz. Samet Aybaba eğer o gün bizim yanımıza gelip sohbet ediyorsa bizimle 25 dakikaya çıkıyor. Çok nadir 30 dakikaya çıkıyor antrenman ama 30 dakika sadece bir gün oldu. Yoksa biz 20 dakikada kameramızı toplayıp fotoğraf makinelerimizi çantamıza koyup laptoplarımızı alıp antrenman bölgesinden sahasından uzaklaşıyoruz. Bunu hemen belirtmek istiyorum. İşte o 1-2 dakikada bizim çözebildiğimiz husus şu. Tek pas üzerine yoğunlaşıyor. Top kesinlikle bir oyuncuda fazla kalmayacak. Tıpkı Almanların bir önceki turnuvada şampiyonluğa ulaştıkları şekilde. Top kesinlikle bir oyuncuda fazla kalmayacak. Hemen arkadaşına pası aktaracak, topu aktaracak. Bir anda hızlı hücuma çıkılacak. Eğer top kaybedildiyse orada hemen anında bir pres uygulanacak. Topun arkasına geçirecek. Bunun üzerinde duruyor. Burada sesini çıkartıyor Samet Aybaba. Diyor ki arkadaşlar böyle yapacaksınız, bunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız diyor. Bunlar önemli. Aytaç Kara, Süper Lig'de yeteneği çok fazla olan ama biraz böyle hani uçarı futbolcular vardır ya. Onun eksikliğinden, daha doğrusu onun fazlalığından dolayı çok fazla tutunamayan. Ama Samet Aybaba'nın deyimiyle sevgiyle yaklaşılabilecek bir futbolcu. Samet Aybaba da dedi ki biz Aytaç'ın pozisyonunu biliyoruz. Aytaç'ın ruh halini de çok iyi biliyoruz. Biz Aytaç'a sevgiyle yaklaşacağız. Zaman zaman o bizi üzecek. Zaman zaman biz onu üzeceğiz ama orta yolu mutlaka bulacağız dedi. Evet. Ondan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Stepan Bacı'ya çok güveniyor. Onu hemen belirteyim. Stepan Bacı şu anda takımda en çok güvendiği oyunculardan biri. Çok da fit geldi. Yani gelir gelmez pat başladı yani. Evet. Hiç ben bir gün böyle hafif tempoda gideyim vesaire falan filan yok. Çiçi
inanılmaz sert oynuyor. Yani o çok hırslı. Çok hırslı. Yani enteresan derecede sert oynuyor. O dikkatimi çekti. Gençlerde Çağatay iyi, Emirhan iyi, Furkan Emre o iyi. Furkan Soyalp iyi. Yani Atanasov konusunda herkesin kafasında olduğu gibi benim de bir soru işareti var. İlk başlarda çok bocalamıştı. Son günlerde biraz toparlamış gördüm ben. Tabii şimdi çok genç bir futbolcudan bahsediyoruz. İlk defa ülkesinden gerçi bir Inter tecrübesi olmuş kısa bir süre ama o yaşta tekrar geliyor. Farklı bir ülke, farklı bir anlayış. Yemek kültürü farklı, her şey farklı. Ona 18-19 yaşındaki bir delikanlıdan, bilemedin 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz. İşi çok zor. O da farkında biraz açıklamalardan. O da farkında, evet o da farkında ama ne olursa olsun o da kendini göstermek isteyecektir. Ben hemen onu da söylemek isteyeyim. Takımın genel ruh hali bu. Kalede ciddi bir sıkıntı var ama pozitif yönlü bir sıkıntı. Ama bu böyle gitmez. Kesinlikle gitmez. Yani Harun, Okan Koçuk, Muhammed Şengezer, Ataberk gelecek. Şimdi onlardan bir tanesi diyecek. Arkadaş ya ben milli takımda oynuyorum da kusura bakma ben kulübede oturmam. Ya bu dörtlük yani, arası zaten hani kupa maçlarında Ataberk'le Muhammed'i bile göremeyiz artık. Tabii ki canım yani kupa maçlarında Okan oynar, ligde Harun oynar. Yani bu sefer Muhammed'le Ataberk'i kaybederiz. Okan'ı da bir nevi kaybetmiş oluruz. Tabii ki Okan'ı da kaybetmiş oluruz. Okan da diyor ki arkadaş yani Harun abiyle ilgili bir karar verirsin. Ya ben ya o. Ben de yoluma bakayım. Ben de yoluma bakayım diyor. Doğru. İşin özü bu. Ya futbol değil de ben de yoluma bakayım diyor. Genel anlamıyla saha bu. Fikstür konusuna gelecek olursak Samet Aybaba'ya katılıyorum. Samet Aybaba diyor ki biz yıllardır ilk 7 haftalık periyot önemlidir. Evet zor bir rakiple karşılaştık ama zor maç vesairesi artık yok. Bu tip maçların havası farklı olur diyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Bu tip maçların havası farklı olduğu için de şu anda Samet Aybaba takımına güveniyor. Ben tek dezavantajın şu olduğuna inanıyorum. Orada Ali Koç'un ilk maçı olacak olması Fenerbahçe'nin bu anlamda çok fazla maçı asılacağına inanıyorum. Ama fazla stresse negatif etki yapabilir. Bu da yani fazla baskıda negatif bir etki yapabilir. Burada bir handikap doğabilir Fenerbahçe. Bir de Şampiyonlar Ligi süreci var. Gayet güzel hatırlattın. Bir de Filip Koku'nun daha arkadaş nereye geldik demeden Samet abi hadi beyler pat küt çat çut dediğin anda işi bitirmesi var tecrübesiyle. Evet. Geçen seneki orada hakem Fırat Aydınus'un kararıyla kaybedilen bir maç var. Onun da daha yarası içimizde. Şöyle söyleyeyim. Unutulmadı o maçta da. Unutulmadığı bırak Fenerbahçe seyircisi o karşılaşmadan sonra Bursaspor futbol takımını alkışlayarak soyunma odasına gönderdi. Çünkü onlar bile tepki gösterdi. Arkadaş sen ne yapıyorsun diye. Yani çok fazla aslında sözü uzatmak istemiyorum. Gelecek olursak transfere. CEO transferi bitmek üzere. Bu kadar net söylüyorum. Bu konuda da yarın son rötuşlar halledilecek, son bürokrasi işlemler halledilecek. Ufak detaylar kaldı. Bununla ilgili haberimiz yarın Bursa Hakimiyeti gazetesinde çıkacak. Ama şunu söyleyeyim, oyuncuların ödemeleri konusunda anlaşıldığı takdirde bu transfer bitti diyebiliriz. Evet. Artık ben bu kadar anlatacağım. Sözü tekrar fazla uzatmayalım. Bursa'ya merkez suyularına bırakalım. Sen istersen kapanışı yap. Teşekkürler Sayın Gülsel Aktağ'daklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Afyon kampının 8. gününde Bursaspor'da yaşanan gelişmeler böyleydi. Ben sözü tekrar markajdaki hem sunucularımıza hem de konuğumuza bırakıyorum. Tolga Öztaş'a ve Süha Gürsoy'a aktardıkları değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Afyon'da keyifler yerinde. Gördüğümüz kadarıyla vallahi. Hem basının hem takımın keyfi yerinde gibi. Biraz da Samet Aybaba özelinde sormak istiyorum. İkinci Aybaba dönemi sizinle görüşlerinizi merak ediyorum. Geçen hafta Levent Fatura da konuşmuştuk. Hem evet. Samet Aybaba özelinde hem kampın keyifli havasıyla ilgili neler söylersiniz? Şimdi öncelikle kampın keyifli havasıyla ilgili söyleyeyim. 8 gündür de aşağı yukarı takip ediyorum Süha ile Tolga'yı. Gerçekten yani bu tarafa pozitif böyle bir şey aktarıyorlar. Bu tabii 2 yıl kötü günler yaşayan taraftar ve camianın aslında yüreklerine su serpiyor. Evet. İnşallah böyle devam eder. Yani kamp dönemi bu anlamda
şeyi de, taraftarı da biraz hareketlendirecek. Hem futbol takımını hem de taraftar da. Çünkü dikkat ederseniz Samet Aybaba'nın söylemlerinde taraftarı arkama alırsam ben birçok şeyi başaracağım diyor. Buradaki Bursaspor gerçeğinde bu çok önemli bir faktör. İki sene hakikaten her anlamda yıpranmış, üzülmüş, kırılmış. Yani tekrar ayağa kalkmak için ufacık bir umut ışığı görmek isteyen bir taraftar grubu var. Şimdi bu böyle programlar gerçekten camia için olumlu ve pozitif yanları var. Ama şimdi şeye katılmıyorum. Süha'nın oradaki şu yorumuna katılmıyorum. Ben Samet Aybaba'ya 7 haftalık bir şans tanımam. Çünkü neden? Hani bir Paul Logan anlarım. Gelmiştir. Türkiye'de ilk defa bir anlamda takım çalıştıracaktır. İşte taraftarı, camiası, kentin yaşantı şekli, futbolcular yeni birbirine kaynaşması bir 5-6 haftalık program veya bir kredi sağlanabilir. Ama Türkiye'nin en çok spor müsabakalarına çıkmış en deneyimli teknik direktörü ve daha önce de böyle bir camiada görev almış, artık her şeyle bildiği, tanıdığı ve çok uzun zaman da olmamış. Yani çok bundan 5-6-7 sene önce gelmiş ve devamlı diğer takımlarda görev alırken Bursaspor'u yakından takip etmiş bir hocanın çok fazla 7 haftalık krediyi kullanmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Şöyle de bir şans oldu. Yeni yönetim gelir gelmez daha ertesi günü belki de pazartesi günü. Hatta kongrede Başkan Ali Aydın dedi artık tamamen söyleyebilirim, bunu açıklayabilirim, anlaşma sağlandı. Samet Hoca'yla anlaştık dedi. Evet, kongrede. Yine başkanın bir ifadesinde de bunu görüşmelerinin bir hafta 10 gün öncesinden de oldu. Samet Hoca'nın bize yaptığı açıklamada 33. hafta sonrası benle temasa geçti demişti Başkan Ali. Yani netice itibariyle Bursaspor'un hoca konusunda daha hazırlıklı gelip görevi daha hemen teslim edip çok fazla bir çalışma alanı bıraktı. Şimdi gelir gelmez de bunu da hissettirdi. Yani ben 10 yabancı, 10 yerli, 8 de altyapıdan futbolcuyla bu işi götüreceğim. Yani bir planlı programlı geldi. Kaldı ki daha gelir gelmez ilk telaffuz ettiği yabancı futbolcu Bacı, o da kampa katıldı. Yani aslında işler onun istediği gibi gidiyor. Burada herhalde bir kastettiği şey türbün desteklerindeki isteği veya talebi olacaktır. Zaten Bursaspor'da böyle bir sıkıntı yok ki. Yani iki sene küme düşmekten son haftalarda kurtulmuş takımın hiçbir maçında terk etmeyen, hatta sorumluluğu üzerine alıp türbünlerde 12. itici güç olarak görevini yapmış, tescillenmiş ve tüm Türkiye spor kamuoyunun da takdir ettiği bir seyirci var. Yani burada artık her şey var. Yani hocanın çıkıp böyle 7 hafta, 10 hafta falan kredi istemesinin bence çok anlamı yok. Bana göre yok. Yani burada neyi bekleyecek bunu anlamıyorum. Ha şimdi fikstüre de değinelim. Evet. Yani siz hazır ilk 7 haftalık periyot demişken o zaman önce bir Süper Lig'in 1. haftasındaki maçları ardından da Bursaspor'un programına bir göz atalım isterseniz. Tabii. Sevgili yönetmenimizden de rica edelim. Önce 1. haftanın programını ekranlarınıza getirelim. Programı Ankara Gücü, Galatasaray, Melipol Başakşehir, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Bursaspor ve Göztepe, Yeni Malatyaspor. Ligde 1. hafta bu şekilde. Bursaspor evindeki ilk iç saha maçında Kayserispor'la karşılaşacak. Yönetmenimizden rica edelim. Bursaspor'un fikstürünü ekranlarımıza getirelim. Bursaspor ilk haftayı, ilk perdeyi Fenerbahçe ile açıyor. Evindeki ilk iç saha maçını 2. haftada Kayserispor ile oynayacak. 3. hafta Konyaspor deplasmanına gidecek yeşil beyazlılar. 4. hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. 5. hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Timsah. 6. hafta Başakşehir'i ağırlayacak. 7. hafta Sivasspor'a konuk olacak Bursaspor. 8. hafta Ankara Gücü'nü ağırlayacak. 9. hafta Galatasaray deplasmanına gidecek yeşil beyazlılar. 10. hafta Alanyaspor'la evinde karşılaşacak. 11. hafta Trabzonspor'a konuk olacak Timsah. 12. hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 13. hafta
Akhisarspor deplasmanına gidecek olan Bursaspor 14. hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. 15. hafta evinde Antalyaspor'la karşılaşacak Yeşil Beyazlar. 16. haftada Göztepe deplasmanına gidecek. Timsah 17. haftadaysa evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Evet, Bursaspor'un fikstürü bu şekilde. Baktığımız zaman aslında ilk 7 hafta zorlu gözüküyor. İlk maç Fenerbahçe deplasmanı, zorlu bir rakip, güçlü bir rakip. Aynı zamanda Ali Koç başkanlığa getirildi. Fenerbahçe taraftarı oldukça mutlu. Teknik direktör Filip Koku, Fenerbahçe camiası bu sezona umutla bakıyor. Aynı zamanda Lefter Küçük Andonyadis sezonu Fenerbahçe için daha özel bir anlamı var bu sezonun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii Fenerbahçe cephesinden bakarsanız onlar için her türlü şart onların lehine gelişiyor. Biz Bursaspor cephesinden bakarsak aslında ben geçen sene fikstürüne baktığımda sanki kopyala yapıştır olmuş. Yani ilk 7 hafta, ilk 8 hafta teknik direktörün kaderini belirleyecek hafta. Yani şimdi Samet Hoca deneyimli bir hoca hakikaten. Başına geleceklerinden de emin bir şekilde önceden isteklerini dile getiriyor. Çok sıkıntılı bir fikstür çekti Bursaspor. Fenerbahçe ile başlamak ne olursa olsun hiçbir takımın ilk hafta istemeyeceği bir rakiptir. Yani seyirci potansiyelini, son dönemde yaşadıkları değişim onlar için çok anlam ifade etti. Bir coşku var, bir beklenti var. Yani bizim kombinelerimizin satışa çıktığı gün 60 tane satarken olan 20 bin tane sattılar. Evet. Yani büyüklük anlamında baktığımız zaman biz bir şehir takımıyız. Onlar bir semt, yani bir ilçe takımı. Dolayısıyla yani çok arada Fenerbahçe ile kendimizi kıyaslamak anlamında biraz daha sağlıklı düşünmek gerekiyor. Ama Türk futbolundaki ve şampiyonluk düzeyindeki başarılarına baktığımız zaman başarısız bir sezon dediklerinde ikincilik de kapatmışlar. Evet. Teknik direktörünü, başkanını değiştirmiş bir camia. Evet. Bizde ise baktığınız zaman biz aynı başkanla devam etme kararı aldık. Hocamızı da gönderdik yani. Mustafa Erden kastediyorum. Evet. Dolayısıyla aslında baktığınızda bir taraf pozitifti, bir taraf hani birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Ama bu genel kurulun takdirini her zaman başımızın üstüne koyarız. Ama beklentileri de bir tarafa koymamız mümkün değil. Bu anlamda yani kongreyi kazandırmış bitti demek Bursa gibi bir şehir takımında ve özellikle Bursaspor camiasında çok öyle unutula gelesi bir konu değil. Yani Sayın Başkan'ı da buradan ikaz etmiş olalım. Çünkü hakikaten beklentiler böyle. Üçüncü tramvayı kaldırabilecek bir camia değiliz. Yani iki tanesi bize yetti, arttı bile yani. Çünkü Bursaspor tarihinde böyle bir başarısız dönem daha yok. Dolayısıyla yani bir kere başarısız olmuşuz, küme düşmüşüz. Yani iki kere arka arkaya, hele şampiyonluktan sonra, hele yani futbolda, Türk futbolunda milli takımlara 6'şar 7'şar futbolcu verdiğimizin arkasındaki böyle bir dönem, yani soğuktan sıcağa geçmek gibi bir şey oldu. Bu şoku atlatmamız gerekiyor. Ya bir çırpınışlar var. Yani tamamen de yerden yere vuracak değil. Hakikaten başkan ve yönetim hocanın istediği bacıyı ne yapıp yapıp getirtirdi. Evet. Futbolcunun da açıklamalarına baktığımız zaman verdiği sözü yerine getirdi. Aytaç konusu biraz benim kafamda soru işareti. Şöyle soru işareti. Aytaç geçmiş yıllarda özellikle Eskişehirspor'daki çıkışından sonra birçok takımın gündemine geldi. Ve Trabzonspor yaklaşık 4-5 yıllık bir kontrat imzaladı onunla. Ama verim alamadı. Verim alamayınca da kiralık verdi. Problemleri yaşamıştı Trabzonspor. Kesinlikle. Yani tabii bir yerden bir yere gittiğiniz zaman o kentin, o camianın havasına bir anlamda hemen adapte olamazsınız. Ama uzun soluklu bir sözleşme yapılmış. Şimdi baktığımız zaman beklentileri olup bir kulübün transfer edip sonra kiraya verdiği, hem kiralık veren takım Trabzonspor, kiralık veren takım Trabzonspor tekrar devam etmemesi, kiralık verdiği takımda başarılı bir sezon geçirip tekrar talip olmaması benim kafamda soru işareti. Biraz da şu avantaj gibi başkanın açıklamalarına dönersek, imza parası yok dedi, menajerlik parası yok dedi. Geçtiğimiz sezon ligi orta sıralarda bitiren Yeni Malatya'nın
ilk 11 oyuncularından bir tanesi. Geçtiğimiz sezon istikrarı yakaladı. Belki de bu etkenler Aytaç transferinde ya şimdi, önemli olmuştur. Sevgili Samet, şimdi hani çok fazla girmeyeyim diyorum ama sen de öyle bir orta yaptın ki gireyim. Bakın şimdi Aytaç devam etseydi Trabzonspor'da 1.6 para alacaktı TL bazında. Bursaspor'a geldiğinde 3.5 falan alacak. Yani baktığınız zaman 2 katından fazla. Dolayısıyla yani menajer paraları yoktu falan filan demek çok doğru değil bana göre. Benim bu transferden dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla. Yani bir futbolcu takımından gönderiliyor. Kulüp bul deniyor. Karşılıklı sözleşme feshediliyor. Kiralık verdiniz, başarılı dönem geçirdi dediğiniz, zannediyorum 4 gol 5 asist mi veya 5 gol 4 asist mi, böyle bir başarılı sezondan sonra size o kulüp tekrar talip olmuyor. Neden? İşte hep bu fiyat maliyetlerden dolayı. Siz şimdi böyle bir futbolcuyu iki katından fazla maliyetle alıyorsunuz. Ya burada menajerlik yok demek, işte imza parası yok demek. Hepsi ben Bursaspor'a olan maliyetine bakarım ve bir ay önceki maliyetine bakarım. Şimdi bu futbolcu yani geldikleri takımı uçurmamışlar veya bağlı buldukları takımlara çok fazla performans anlamında bir şey katamamışlar. Yani niyetleri katmaktır ama olmayan bir şey de iki katı maliyetli başka bir takıma gidiyorsanız orada durup düşünmek lazım. Bence son dönemlerde özellikle Bursaspor ve Türkiye'deki diğer Süper Lig takımlarının bir şeyi vardı ve bu konuyla ilgili zannediyorum Türk TFF'de birçok takıma uyarı cezası verdi. Bu menajerlerle olan ilişkiler. Bir reklam arası versek. Tabii hemen tamamlayayım. Rejiden uyarıyorlar. Menajerlere yönetimleriyle ilgili, ilişkilerle ilgili bir uyarı verdi. İşte menajer ve kulüp başkanlarının uyguladığı yöntem bence buna döndü. Fiyatları futbolcuların maliyetlerini yüklüyorlar. Sanki menajerlik ücretleri yok. Çünkü ben başkanın menajer konularıyla ilgili söylediklerini ve benim düşündüklerimi reklamlardan sonra devam edeyim. Çok kısa bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.